çok böyle etki bırakan sözlerdir. Faal sözlerdir. Çok mana içeren sözlerdir. İbret dolu sözlerdir. Peygamberimizin sözleri lugat bakımından, sözlük mefhumu bakımından, terminoloji bilgisi bakımından Peygamber Efendimizin bütün sözleri çok etkindir, çok faaldır, çok manalıdır, çok kapsamlıdır. Bunu çok iyi bilelim. Bu uydurulan hadiste ise böyle bir özellik yoktur. Hiç bu özelliklerin birine sahip değildir. Asla. Ve burada çok düşüklük var. Yani cümle düşüklüğü diyorsak bu binde biridir. Yani bu bir şeyin bozuk olduğuna dair vasıflardan, bir vasıftan bir tanesidir cümle düşüklüğü. Birçok daha düzensizlik ve ahenksizlik var burada. Onların da şeklini, keyfiyetini Hoca Efendi anlatmaya devam ediyor. فالجملة الأولى فيها أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر يعني معناه أن نور محمد هو أول المخلوقات وفي الجملة الأخرى الجملة الثانية تقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء يعني في الجملة الثانية يدل على أن الله جعل نورا سوى نور محمد من هذا النور خلق نور محمد فلا يكون نور محمد هو أول المخلوقات بل النور الذي نور محمد هو منه على حسب الجملة خلقه من نوره جاء قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الأشياء نوره الضمير أنه إما إضافة الملك فيكون هذا إذا كان إضافة الملك في الجملة الثانية لما قال خلقه الله من نوره قبل الأشياء نوره الضمير فيها إن كانت إضافة النور إلى الله تعالى إضافة الملك فيكون بمعنى أنه نور خلقه الله قبل نور محمد, قبل نور محمد. ومن هذا النور خلق نور محمد فهذا فيه تناقض لا يدل على معنى قوي إنما ركيك المعنى ركيك birincisi şimdi birinci şıkkını zikredelim. İlk yaratılan nur Muhammed'in nurudur deniliyor. Ve bunu Allah kendi nurundan yarattırıyor. Bakın burada kendi nurundan sözü buradaki kendi nurundan nispet nereye gidiyor? Yani nereye izafe ediliyor? Kendi nurundan. Bir kere burada bir çelişki var. Bu demektir ki burada eğer Allah'ın kendine mahsus mülk, kendi mülkü, kendi malik olduğu bir nur ise demektir ki bu nur Hazreti Muhammed'in nurundan önce vardı ki Hazreti Muhammed'in nurunu da o nurdan yarattı. اول ما خلق الله نور نور نبيك يا جابر اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر نور نبيك يا جابر ne olmuş oluyor burada bu peygamberin nurunu ilk olarak ey Cabir yarattı. Nasıl yarattığını anlatırken de burada bu rivayete göre kendi nurundan bir nur yarattı ve o nurdan onu yaratmış oluyor. O halde kainatın ilki peygamberin nuru olmamış oluyor. Başka bir nur yaratılmış ve o yaratılan başka nurdan peygamberin nuru yaratılmış oluyor. Böylece de burada peygamberin nuru ilk mahlukatın ilki olmamış oluyor, ikincisi olmuş oluyor. Burada zaten bir çelişki ve bir tenakuz var. وإن كان الضمير الذي في نوره على معنى الصفة فهذه مصيبة هنا معناه أن نور محمد هو جزء من صفة الله وهذا محال هذا خروج من الدين لأن الله تعالى لا يتجزأ والله تعالى ليس أصلا لشيء ولا هو فرع من شيء قال تعالى لم يلد ولم يولد أي معناه ليس هو أصلا لفرع ولا هو فرع للأصل لا ينحل من شيء ولا ينحل منه شيء Şimdi ne demiştik biz? Kendi nurundan. Yani buradaki kendi nurundan izafesi kendisinin malik olduğu bir nur. Yani yaratmış olduğu bir nurdan yaratılmışsa burada iki tane nur söz konusu olmuş oluyor. Birincisi Peygamber Efendimiz'in nurunun yaratıldığı ilk nur. Birincisi. İkincisi de Peygamber Efendimiz'in nuru olmuş oluyor. Burada izafe bu manadaysa Allah'ın malik olduğu bir nur. Allah'ın kavrettiği bir nur ise. Ama öbür türlü buradaki izafe kendi nurundan izafesinde öbür türlü manaya getirilirse başka şu şekildeki tehlikeli bir mana doğuyor burada. Allah'ın
sıfatı olan bir nurdan Muhammed'in nurunu yarattı denilirse, haşa, bu çok tehlikeli bir bela, musibet ve bir facia olmuş oluyor ki Allah'ın sıfatı bir bölünen bir şey olmuş oluyor. O Allah'ın sıfatından Muhammed'in nuru bölünmüş oluyor ki bu da zındıklıktır, dinden çıkmaktır. Çünkü Allah Teala demiş ki daha öncelerinde hiçbir şeye benzemez. O ne doğandır ne de doğurandır. Lem yelid ve lem yulad ayetinden olduğu gibi ne bir aslın bir bölümüdür ne de bir bölümden oluşmuş bir asıldır. Yani ne bir şeyden yaratılmış ne de kendisinden bir şey yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu bölünmez ve parçalanmaz. Ama bu ikinci manaya göre olursa onun sıfatı parçalanmış oluyor. Onun sıfatından bir parça olarak yaratılmış oluyor ki bu da Allah'a mahlukluk isnat etmektir. Allah'a beşer sıfatını, Allah'ın sıfatlarını beşer sıfatlarına benzetmiş olmaktır. Bu da dinsizlik olmuş oluyor, küfür olmuş oluyor. فَإِذَا لَا يَصَحُّ هَذَا الْحَدِيثِ لِمَعْنَى أَنَّ مُحَمَّدْ نُورُ مُحَمَّدْ هُوَ أَوَّلُ الْمَخْلُقَاتِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِثَلَاثَ الْأَحَدِيثِ صَحِيحًا. Aynı zamanda bu hadisin üç tane hadise aykırı düştüğü için başka üç tane sahih hadis var. Doğru olan üç tane hadise ters düştüğünden dolayı da bu hadisin doğru olmasına imkan yok. الحديث الأول حديث ابن حبان وهو حديث صحيح من طريق أبي هريرة. أبو هريرة مرة قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، يعني سألت نفسي وعيني تهدأ. الإنسان لما يكون قلق عينه لا تهدأ، يصير ينظر هنا وهنا وهنا، لكن لما يهدأ تستقر العين. فكأنه يقول لما أراك أنا أهدأ يا رسول الله، فأخبرني عن كل شيء، يعني أخبرني عن أول المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. İbn Hibban Hazretlerinin rivayet etmiş olduğu bir hadis vardır. İbn Hibban'ın rivayet ettiği bu hadis şerif de sahih hadislerden. Ebu Hureyre sahabe-i kiram, Ebu Hureyre radıyallahu anh yolu üzerinden rivayet etmiştir ki sahabe Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman çok seviniyordu, çok hoşlanıyordu. Çok huzur buluyordu. Ve diyordu ki ya Resulallah seni gördüğüm zaman ben çok huzur buluyorum. Gözüm seviniyor, gönlüm ferahlıyor ve çok rahatlıyorum. Psikolojik olarak, manevi yönden çok büyük huzur buluyorum seni gördüğüm zaman. Gözüm seviniyor derken, yani benim göz kapaklarımın, gözü yerinde durmaz. Göz bebeği durmadan sağa sola bakar, gözlerini kıvıldatıp durur. Ama bir insan ferahlarsa, huzur bulursa, huzurundan dolayı gözü sabit bir yerde kalır, oynamaz. Ebu Hureyre'nin de sözleri o anlama geliyordu. Ya Resulullah seni gördüm o zaman ben çok ferahlıyorum, çok huzur buluyorum ve gözüm de böyle istikrara geliyor. Diyor. Onun için ya Resulullah bana bilgi ver, bu kainatın başlangıcı ile ilgili bana bu konuda ilim ver, bana bir şeyler anlat, bir şeyler ver. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem cevaben Teala muhakkak ki her şeyi sudan yapar diye cevap verdi. Ebu Hureyre'ye böyle bir cevap verdi. Muhakkak ki Allah-u Teala sudan her şeyi yarattı. Her şeyi sudan yarattı. Böyle bir cevabı, bir hadis. Üç tane hadisten birisini zikretti. Sahih hadislerden. Bu önceki uydurma dediğimiz hadis buna ters düştü. اِنَّهُ قَالْ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقْ قَبْلَ الْمَا Evet, diğer hadis de İbn Hacer el-Asqalani, Hafız İbn Hacer el-Asqalani Hazretleri, malum bu Sahih Buhari kitabını şerh eden, Sahih Buhari kitabını şerh eden bir hafızdır. Büyük bir hafızdır bu İbn Hacer el-Asqalani Hazretleri. Rivayet etmiş olduğu bir hadis vardır ki bu hadisi de sahabe büyüklerinin çocuklarından, sahabe büyüklerinin çocuklarından rivayet ediyor. Bu sahabe büyüklerinin çocukları da babalarından rivayet ederekten, Peygamber Efendimiz'e isnat ederekten bir hadisi rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Allah'ın yaratmış olduğu şeylerden hiçbir şey yoktur ki sudan önce yaratılmış olsun. Yani Allah'ın yaratmış olduğu yaratıklardan hiçbiri yoktur ki sudan önce var edilmiş olsun.
demektir ki ilk var edilen, ilk yaratılan şey sudur. هذا الحديث الذي رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني رواه في صحيحه على البخاري لما ذكر الحديث الأول الذي بدأنا فيه به وهو كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء فدل على أن الماء هو أول المخلوق. Bu hadisi de Hafız İbn Hacer el-Askalani'nin rivayet ettiği bu hadis, sahabe büyüklerinin çocuklarının yolundan gelen bu hadisi rivayet ederken dedik ya, Bukhari kitabının, Sahih Bukhari hadis kitabının şerh eden kişidir bu. Şerh ederken Bukhari kitabının hadislerinden az önce ya da sohbetimizin başında zikrettiğimiz Umran Rıfı Sayın'ın hadisi vardı ya, Yemen'den gelen bir grup insanların peygambere soru sorduklarını ve bunlara farklı önemli bir cevap verdiğini rivayet eden hafız vardı, Umran Rıfı Sayın. O hadisi Bukhari tahric ediyor, Bukhari onu zikrediyor kitabında. İbn-i Hacer de bu hadisi şerh ederken, açıklarken kainatın ilk mahluku su olduğunu da çıkartıyor ya, orada suyun üzerinde de arş var edildi. Anlatırken Hafız İbn Hacer bu hadisi de zikrediyor, rivayet ediyor. Bu meyanda bunu akımı ve şeyi itibariyle, yani siyakı ve gelişi bu yoldan geliyor hadis. Hafız İbn Hacer bunu zikrederken bu nedenle, bu sebeple, bu vesileyle bunu zikretmiş oluyor. Kainatın ilk mahluku, kainatta ilk mahluk, ilk halk edilen şey su olduğunu zikreden o hadisi zikrederken buna da teyit olarak bu hadisi zikrediyor Hafız İbn Hacer. Ve hadal hadis hadis Cabir el-Makdub lem yusahhihu ve la hafiz wahid min jami' al-huffaz ulama al-hadis al-huffaz lem yusahhihu ve la wahid ve lem yadhkurhu ahad min al-mujtahidin ulama al-mujtahidin Abi Hanife ve Malik ve Ahmed el-Şafii ve min talamizatihim aydan alladhina hum min ahli al-ashab al-wujuh ad-daraja al-aliya yani alladhina hum ba'da al-imam وكذلك الذين هم من أهل الترجيح الذين هم أقل من ذلك لم يذكر واحد منهم هذا الحديث نفيا ولا إثباتا. Şimdi bu uydurma yalan hadis var diye Cabir'in hadisi. Abdullah oğlu Cabir sahabeye uydurmuş, öyle bir şey sormamış peygambere. Peygamber de öyle bir şey söylememiş kendisine. Ama çıkmış bir tane din düşmanlarından, sokuşturma yapanlardan, hani Kur'an-ı Kerim'de tefsirlerde İsrailiyat sokuşturmaları, Yahudilerin sokuşturmaları olduğu gibi hadis-i şeriflerde de sokuşturmaları vardır. Yahudilerden, Hristiyanlardan, din düşmanlarının çeşitlerinden. Bu uydurma hadisi hiçbir hafız zikretmemiştir. Kaldı ki bu uydurma hadisi hadis hafızlarının ne küçüklerinden ne de büyüklerinden, ne öncekilerinden ne sonrakilerinden, ne seleftekilerden ne haleftekilerden hiçbir hadis hafızı bu uydurma hadisi kitabında zikretmemiştir. Menfi veya müsbet anlamda, olumlu veya olumsuz anlamda, yani bu hadis vardır veya yoktur, önemlidir, değildir, uydurmadır, değildir. Hiçbir alim, müteber bu hafız müteberlerden, hiçbirisi bu hadisi, uydurma hadisi kitabında zikretmemiştir. Kitabında yer vermemiştir bu hadise. Bir de müçtehitlerden de hiçbiri buna yer vermemiştir. Müçtehitler dediğimiz İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel ve benzerleri diğer müçtehitlerden hiçbirisi bu hadisi zikretmemiş, bu hadisi diline almamış, bu hadise yer vermemiştir kitaplarında. Ve onlardan sonra gelen, onların talebeleri, onların mezhep içindeki müçtehitler dahi, onlar bile zikretmemiştir. Onlardan sonra gelen de onların talebelerinin talebelerinden de hiçbirisi zikredilmemiştir. Alimlerden, fukahalardan hiçbir kimse bu hadisi menfi veya müsbet diye ağzına almamıştır. Kitabında da yer vermemiştir bu hadise. Ha. Üç hadis böylece tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Emran bin Hüseyin'in hadisi vardı. İbn-i Hibben'in hadisi vardı ki İbn-i Hibben'in hadisini de söyledik. Anlattık onu. Üçüncü de Emrah bin Hüseyin dedi ki, üçüncü de İbn-i Hacer'in Askalen'in hadisidir. Biz başta zikrederken İbn-i Hibben'in hadisini zikrettik. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin gözü karar kılınıyor, gözü
nefsi rahatlıyor, psikolojisi ve huzuru yerine geliyor, huzur buluyor dedik ya. İbn-i Hibben zikrediyor Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre soruyor Peygamber'e, bana bu kainatla ilgili ilki hakkında bilgi ver diye. Resulullah da söylüyor işte, kainatın ilki sudur diye. Bu birincisi dedik, yani birinci derken işte aslında bundan önce bir var da böyle sıralamada gelir. Derken İbn-i Hacer el-Askalani dedik. İbn-i Hacer el-Askalani sahabe büyüklerinin çocuklarından, kendilerinin babalarından da Peygamber'e isnat edilen hadisi rivayet ettiler. Mahlukatlarda yoktur ki bir şey sudan önce yaratılmış olsun. Ondan sonra ilki neydi? İlk zikrettiği, üçüncü nesileydi. İlk zikrettiğimiz hadis var da ya, Emrah bin Kısay'ın Yemen'den gelen grup. O da üçüncü hadis olarak kabul edelim. Ya da birinci hadis kabul edelim de öbürden de iki, üç diye sıralamaya gelir. Bu üç tane hadis sahih hadistir bunlar. Kaynakları, senetleri, rivayetleri, sağlam hadislerdir. Bu üç hadise karşılık bir tane uydurma hadis vardır. Hangisinden amel edelim? Uydurma hadisle mi? Hiç kimsenin zikretmediği, ne müştehit, ne hafız, ne alim, ne mezhep imamı, hiçbirisinin zikretmediği bir uydurma hadis var ortada. Diğer taraftan da bu kadar kuvvetli kaynaklarla hafızlar tarafından sahih olarak literatürlerimize, İslami bilimlerin temel kitaplarına kaydolmuş bu üç tane doğru hadis vardır. Bunları bırakıp da o uydurma hadisin peşinden mi gidelim? Zekert ennel hafaz nasahatu emmel müştehidun ve ashabul vücub alu tercih ma zekeruhum lisbati emmel nefi emmel hafaz bazum zekeruhum fi kitabı iletnemi sahih emme hala aslan zavallı temmeli olayım ve temmeli hafı kadalik suyuti zekeruhum lakin kala nemiyizmur. Yani hafaz الذين هم علماء الحديث قالوا لا يثبت لا يصح لم يصححه وإن ذكره بعضهم في الكتب أما المجتهدون أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة حتى لا يقول أحدهم مثلا وهو موجود في الترمذي ليس هو الحديث هم ذكروه لكن لم يصححه. Şimdi burada bir düzeltme yapıyoruz. Az önce zikrettiğimiz hadis hafızları ve müştehitler derken dedik ki yer vermediler bu hadise, kitaplarına yer vermediler. Aslında yer vermeyenler müştehitlerdir. Yani mezhep imamları ve onların talebeleri, onlardan sonra gelen o alimler evet bu hadise menfi veya müsbet olarak kitaplarına hiç yer vermemişlerdir. Ama hadis hafızları, hadis rivayeti yapan hafızlar bazıları İmam-ı Tirmizi gibi bunu kitabında zikretmiş. Yani uydurmuş bir hadis ya. Elbette ki bir kitapta yeri var. Demiş ki hiçbir yerde yeri yok bunun. Ama zikredilirken hadis hafızları da bu hadisin doğru olmadığını söylediler zaten. Bu hadis batıldır. Bunu onaylamadılar, teyit etmediler. Uydurma olduğunu zaten biz onlardan öğreniyoruz. Mucerred zikr hadis fi kitabi kitabin huve li hafız leyse ma'nahu hadis sahih innama el hafız zekerehu ve lem yubeyyin innehu sahih. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ذكر آلافاً من الأحاديث الصحيحة وآلافاً من الأحاديث الضعيفة بل إن هناك 14 حديث في مسند الإمام أحمد الحافظ العراقي زين الدين العراقي قال عن هذه الأحاديث 14 وصفها بأنها مكذوبة موضوعة مع أن هذا الإمام أحمد بن حنبل هو شيخ الحفاظ ذكر في ذلك في كتابه لكن ليس معناه أن هذه الأحاديث صحيحة لأنه هو منص عليها بأنها صحيحة. Diyelim ki bir hafız, büyük hadis hafızlarından birisinin kitabında böyle bir hadis zikredilmiş, yalan, uydurma bir hadis. Bu sadece onun kitabında yer almış olması doğrudur anlamına gelmez. Çünkü kendisi zaten doğru olduğunu da söylemiyordur ki birçoğu zaman. Buna da örnek olarak İmam Ahmed ibn Hanbel Müsned adlı kitabında, Ahmed ibn Hanbel aynı zamanda Hanbeli mezhebinin kurucusudur, imamıdır. Ve hadis hafızıdır. Hadis konusunda İmam-ı Bukhari'den daha yüksektir mertebesi. İmam-ı Bukhari bildiğimiz var ya, Sahih-i Bukhari diyebildiğimiz hadis kitabının hadis kitabını derleyen ve toplayan o zat bir kere İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel Hazretlerinin hadisteki mertebesi ve derecesi bundan kat kat yüksektir. Buna rağmen Müsned adlı kitabında, Müsned-i İmam Ahmed diye bir kitap var, hadis kitabı. Onda 1000 civarında sahih hadis zikretmiştir. Sahih hadis zikretmiştir. 1000 civarında da batıl hadisler zikretmiştir. Ve o sahih diye zikredilen
kitapların arasında Musnet kitabının içerisinde Musnet, onun Musnet'i Musnet diye Arbataş'ın fiyye şey yapaydı. Şimdi genelde İmam-ı Ahmet bu binlerce zayıf hadis, binlerce doğru hadis var olan bu kitapta, Müsned'de İmam-ı Ahmet genelde zayıf olanlarına zayıf diye değiniyor zaten. Zayıftır diye, batıldır. Rivayetindeki senetlerde kopukluk olduğunu, bozukluk olduğunu ona işaret ediyor, değiniyor çoğu yerde. Ama bazen de bir hadis rivayet eder, kaynak olarak işte falandan filandan nakledilmiş, o şekilde silsileyle bunu rivayet eder. Ama ona yorum yapmıyor. Doğrudur veya yanlıştır diye bir yorum yapmıyor. Zeynettin Iraki diye bir hafız daha var. Hadis hafızlarının çok büyüklerindendir. Bu Müsned'e işaret ediliyor ki Müsned'de İmam-ı Ahmed'in Müsned'inde İmam-ı Ahmed'in yorum yapmadığı 14 tane zayıf hadis var. Mevzu hadisler, zayıf değil, mevzu. Mevzu zayıftan daha bedeldir. Zayıf hadis zaten çok çeşitleri vardır. 30 küsür çeşit vardır zayıf. Zayıf hadisin 30 küsür çeşidi vardır. 34'e yakın zannediyorum yanılmıyorsam. Bu 30 küsür çeşit zayıflarda mevzu olan hadis var ya, en bozukların arasında yer alıyor. Mevzu hadis. Uydurma demektir. Yani aslı yoktur, sokuşturulmuş demektir. 14 tane mevzu hadis vardır bu Müsned'de ve İmam-ı Ahmed Yehanda Hazretleri bunlara değinmemiş. İşaret etmemiş, yorum yapmamış. Dememiş ki bunlar şöyle bozuktur, şöyle senette kopukluk var, ravisinde şöyle eksiklik var, adaletsizlik var. Onlara yorum getirmemiş. Bunu söyleyen hafız Zeynettin el-Iraki Hazretleri'dir. Bu da büyük bir hafızdır, hadis hafızıdır. Bu nedenle bir hafız kitabında bir hadis zikretmişse sadece kitabında yer almış olması doğrudur anlamına gelmez. Bunun örneğini de İmam-ı Ahmed'in Müsned'inden verdik. Binlerce sahih hadis ve binlerce zayıf hadis olan bu kitapta 14 tanesine hiç yorum getirmemiş ve onlar da mevzu hadislerdir. Bu kadar da özetleyelim. Bazı nasi yakulun hadal hadis sahha keşfen. يعني بعض الناس يقولون هذا الحديث وإن كان ليس صحيحا من حيث الإسناد لكن بعض الأولياء مشايخنا من باب الكشف قالوا هذا صحيح يقال لهم الكشف إلهام الولي أو كشف الولي ليس حجة كما قال علماء الأصول علماء أصول الدين قالوا كشف الولي أو إلهام الولي ليس حجة لأنه يجوز عليه الخطأ Şimdi bazı kişiler zayıf olan, mevzu olan hadislerde derler ki tamam bu hadis zayıf olabilir ama keşif yoluyla bu hadis kuvvetlenmiştir. Keşif yoluyla bu hadis doğrulanmıştır. Nasıl bir şey bu? Keşif dedikleri nedir? Keşif yolu üzerine bu hadisin doğruluğu ortaya çıkmıştır. Diyenler genelde bu meşayihlarına isnat ediyorlar. Bizim şeyhimiz bir evliyadır. Bizim şeyhimiz bir ermiştir, keşif sahibidir, kalp gözü açıktır. Kalp gözü açık olduğundan dolayı keşif yolu üzerine bu hadisin doğru olduğunu görmüştür. Bu bizim için bir kere delil değildir. Çünkü İslam alimlerinin usul, İslam usul bilgisinin alimleri, temel ilimlerin alimleri, usul alimleri derler ki evliyaların keşfi, evliyaların mevhibe olarak veyahut da manevi yönden kalp gözlerinin açık olması, ilham olayı, işte ilham ile evliyalara malum olmuş, ilham yolu üzerine kendisine keşfolunmuş, bu gibi şeyler dinde hüccet değildir, kaynak değildir. Dinde üzerine karar kılınacak bir merci değildir, bir kaynak değildir, bir delil değildir. Alimlerin söz birliğiyle, alimlerin karar birliğiyle almış oldukları bir kuraldır, bir kaidedir dinde. Yani keşif, evliyaların keşfi ve ilhamı dinde hüccet değildir. O bir merci kabul edilmez. Nahnu kelamuna an hadis el-evliyetun Muhammed. Yani kulla da kelam.
bütün bu konumuz neyle alakalıdır arkadaşlar başından beri? İlk mahluk peygamberin nuru olduğu konusundaki uydurma hadis. Bunu nakleden o uydurma hadisle ilgilidir bizim bahsimiz başından beri konuştuğumuz. Çünkü o hadisle ilgili, o uydurulan hadisle ilgili bazı insanların işine gelmiştir. Demişlerdi ki ya doğru değildir de zayıftır da ama bizim şeyhimiz, bizim velimiz, bizim mürşidimiz ona doğru dedi. Neden? Çünkü onun keşfi öyle gösterdi. Onun kalp gözü, onun ilhamı böyle göstermiş. Kendisi de bunu dediğine göre onun ilhamı ve keşfi üzerine biz bunu böyle doğru kabul ediyoruz. Bu delil değil, kaynak olarak öyle söylenemez. وقال أحد كبار الصوفية الشيخ الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع. أحمد الرفاعي حضرتleri tasavvuf ehlinin, sufilerin, mutasavvıfların tasavvuf ehli içerisinde, tasavvuf tarikatları içerisinde en büyük liderdir. Ahmed Rifai Hazretleri tasavvuf meşayihinin, tarikat ehlinin en büyük lideridir. Bu Ahmed Rifai Hazretlerinin bir sözü vardır. Der ki bu millet, bu tasavvuf milletine, doğru olanlarına yani, genelde doğru olanların kızı zaten, batıl olanların açıkça onları nefretle reddetmiştir, nefretle onları dışlamıştır batıl olanlar. Ama genelde doğru olanlardan da bazı haller çıkıyor ya, şeriata aykırı halleri oluyor. Yani dinin hükümlerine aykırı tavalarda bulunanları da çıkıyor aralarında. İşte bu bizim millete, bu bizim tarik ehline, bu bizim dervişlere ve benzeri meşayihlerine hal ve amelleri, hal ve davranışları kendilerine mahsustur. Onları onlara bırakın ve inanın, güvenin, o şekilde kabul edin onları. O şekilde içimize sindirelim onları. Ama şeriata aykırı bir şey yaptıkları zaman bunların hal ve tavırlarından, hal ehli derler ya, yani işte belli haller oluyor, cezbe hali oluyor, bilmem farklı tavırlara giriyor çıkıyor bu tasavvuf ehli. Böyle bir hallerde şeriata aykırı görüldüğü takdirde, şeriata aykırı harekette bulunduğu zaman onun halini, hareketini kendine bırakın, hiç şey yapmayın, şeriatı tut. Siz şeriattan yana olun. Şeriatla beraber olun. Şeriat varken, şeriat bir taraftan bir şeyi doğru, dosdoğru gösterirken kalkıp da onlardan birisi işte ters yönde, ona aykırı bir şekilde çağrıda bulunuyorsa ya da iddiada bulunuyorsa artık o reddedilmiş oluyor. Kendisine reddolunuyor. Kabul edilmiyor. Redd geliyor. Şeriatın verdiği hüküm tutuluyor. Şeriattan yana olun. Onları kendi hallerine bırakın anlamında bir ifadede bulunmuş. Böyle bir söz buyurmuş oluyor İmam-ı Ahmed el-Fai Hazretleri. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال إذا رأيت من الشيخ خطأ فنبهه عليه فإن رجع وإلا فكن مع الشرع يعني اتركه اترك ما قال لك إذا كان مخالفا للشرع وامضي وكن مع الشرع. Abdülkadir Ceylani Hazretleri de yine tarikat ehlinin büyüklerindendir, tasavvuf ehlinin liderlerindendir. Kendisi de şöyle buyurmuştur. Şeyh'ten bir yanlış görürseniz, tarikat şeyhi yani mürşid, bir yanlış yaptığı zaman onu uyarınız. Kendisine deyiniz ki bu yaptığın yanlıştır ya Şeyh Efendi. Eğer kabul ederse ne ala, güzel kabullenirse. Kabullenmezse onu terk edin. Uymayın o yanlış olan sözüne, hükmüne, hareketine uymayın. Şeriatın hükmüne uyun diyor. فَكَانُوا يَزِنُونَ مَا يَرِدُوا لِمِيزَانِ الشَّرِيعَةِ فَمَا وَفَقَ الشَّرِيعَةِ تَبَعُوهُ وَمَا لَمْ يَوَفِقِ الشَّرِيعَةَ تَرَكُوهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ مَشَيْخِينَ. O halde anlıyoruz ki bu meşayihların büyükleri, yani İmam Ahmed Rifai gibi, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi, Abdülkadir Ceylani gibi bu büyük zavatlar, yine bunlar tarikat ehlinin kurucuları ve büyüklerindir, bunların başına geliyor zaten. Bunlar ve benzeri diğer tasavvuf ehlinin doğru olanları, konuları, hadiseleri, olayları şeriat terazisiyle, şeriat mizaniyle, şeriat ölçüsüyle ölçerlerdir.
Yani böyle ölçüyü alıyorlardı. Şeriata uyan konuyu kabul ederlerdi. Şeriata uymayan konuyu reddederlerdi. Şeriatın ölçüsüyle ve terazisiyle ölçerlerdi. Merraten Seyyiduna Abdülkadir Ceylani radıyallahu anhu kâne yusalli. Thumme lemen teha minas salati câe fil gulfeti dav azim, nur azim. Fekâle lehu, taban hâda şeytan el-lezi ete. La yetevahem şey ahar. Lemme انتهى من صلاته رأى ضوء عظيم في الغرفة فقال له يا عبدي يا عبد القادر عافيتك من الصلاة زيدنا عبد القادر الجيلاني قال له خسئت يا لعين فقال فانطفأ الضوء فقال له الشيطان كيف عرفتني يا عبد القادر قال له أولا كلمت جئتني بصورة ضوء والله خالق الضوء وكلمتني بصوت وحرف ولغة والله تعالى كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة إنما هو أزلي من أبدي وعافيتني رفعت عني الصلاة ولم يعافي منها أحب الخلق إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الشيطان قال له لقد أضللت 70 قل لعله قال 80 ما عدت أذكر من أهلي الذين هم يسلكون هذا الطريق بدون علم أما أنت غلبتني بعلمك. Evet, günün birinde Abdülkadir Ceylani Hazretleri ibadet ederken, odasında namaz kılarken şeytan geliyor buna, namaz bittikten sonra şeytan bir ortaya çıkıveriyor ve birdenbire odaya bir nur saçıyor, bir ışık saçıyor böyle. Ve bir ses veriyor ki, diyor, ey kulum Abdülkadir, seni ben muaf ettim, seni ben azat ettim, seni ben serbest bıraktım. Sen artık ermişlerdensin. Namaz kılma. Namaz kılma artık. Namaz senin üzerinden sabit oldu. Ey kulum Abdülkadir, ben sana bu müjdeyi veriyorum şeklinde. Şeytan bir sesleniyor ve böyle bir nur, ışık saçıyor. Abdülkadir Ceylani Hazretleri hemen cevaba geçiyor. Lanet olsun sana ey taşlanmış, ey melun şeytan. Sen melunsun, şeytansın diyor. Şeytan o anda hemen o ortaya atmış olduğu görüntüyü kaybediyor. O marifet diye bildiği o nur saçması bilmem nesi falan sönüveriyor. Sönüyor bir anda. Işık da gidiyor. Ve şeytan soruyor Abdülkadir Ceylani'ye. Ya Abdülkadir nasıl bildin beni? Nasıl keşfettin bu yöntemi? Nasıl anladın böyle benim olduğumu? Dedi bir kere Allah Celle Celaluhu nur değildir, ışık değildir. Sen bir nur olarak ortaya çıktın. Ortaya bir nur saçarak çıktın. Allah nuru yaratmıştır, nur olamaz. Çünkü mahluk değildir, mahluklara da benzemez. Sonra sen sesle, harfle, lugatla, dil ile konuştun. Allah'ın kelamı harften, sesten ve lugattan münezzehtir. Lugat türünden İngilizce, Arapça, Kürtçe, Acemce falan değildir Allah'ın kelamı. Ve Allah'ın kelamı harf ve sesle de değildir. Sen böyle konuştun, lugatla konuştun, dil olarak, yani Arapça diliyle konuştun. Ondan sonra ses ve harfle ifade ettiğin sözleri, Allah da bunlardan münezzehtir, Allah'ın kelamı da bunlardan münezzehtir. Üçüncüsü, beni namazdan muaf etti. Kainatın en üstünü, en faziletlisi, en şereflisi olan Peygamber Efendimiz'e bu verilmemiştir ki bana niye verilsin? Yani o ibadette ve takvada ve hayır amellerde en üstün derecelere ulaşmış bir peygamberdir o. O ki namazdan muaf edilmemiş, namaz kendisinden, üzerinden sakıp olmamış. Bana niye böyle bir şey diyorsun? Vallahi ya Abdülkadir, ben 70 veya 80 diyor Hoca Efendi, tam hatırlayamıyoruz diyor. 70 veya 80 tane insanı saptırdım bu yöntemle diyor. Dinden çıkarttım. Küfre soktum onları diyor. Ama onlar diyor, yendim onları. Neyle yendim diyor. Bilgisizlikleriyle, ilimsizlikleriyle bu işe taabbut, ibadete yeltendikleri için, ibadete bilgisizce yöneldikleri için 70 veya 80 tane şeyhi yoldan çıkarttım. Onların cehaletlerinden dolayı onları yenebildim. Ama sen bilginle, ilminle beni yendin.
ilmin lebeniyenden diye. فَإِلَى الْآنْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرْنَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ وَحْدَهُ الْأَزَلِيِّ الَّذِي لَا ابْتِدَاءَ لِوُجُودِهِ كَانَ مَوْجُودًا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَأَنَّ أَوَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ الْمَاءُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَرْشُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا تَيَسَّرَ لَنَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ فِي وَقْتٍ آخَرَ نُكْمِلُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. Şimdi bu günkü sohbetimizde özetlediğimiz bu üç tane hususu anlattık. Nedir? Birincisi Allah'ın Celle Celaluhu ezeli, başlangıçsız olduğu konusunu vurguladık. Onu izah ettik. Allah Teala kainatı yaratmadan önce, arşı ve suyu ve işte hiçbir şeyi yaratmadan önce ezelde başlangıçsız olarak kendisi var idi. Kendisinden başka bir şey yoktu. Sonra Allah ilk olarak, yani bu meseleden sonra anlatacağımız bir diğer husus, ilk olarak suyu yarattı. Her kainatın, her şeyin başlangıcıdır. Suyu yarattıktan sonra sudan arşı yarattı. Ve zaman ve mekan ve kumu o anda başladı. Bu hususları anlattık. Bu hadis-i şerifi izah ettik, açıkladık. Ve bundan sonraki sohbetlerimizde Allah nasip ederse bu hadis-i şerifin de devamı olan diğer manalarını devamlı anlatacağız. Ama buradan da anlıyoruz ki Allah mekansızdır, Allah benzersizdir, Allah zamansızdır, Allah şekilsizdir, Allah değişken değildir. Her şey değişmeye mahkumdur, mahlukat bütünü değişir. Ama Allah değişen, değiştirene muhtaçtır. Allah da değiştirendir, değişen değildir. Bunları bilmiş olmak bu kadarıyla yetinelim şimdilik. Yok hoca efendim. Allah'ım subhanahu wa ta'ala. Leyla Zekan diye hasıl var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soru sorular soru, soru. Soru sormak isteyenler sorabilir. Şimdi benim bir arkadaşım var dedi ki bana ben şöyle duydum dedi. Biraz cahil birisi dedi ki ben kafirlerin ebediyen cehennemde kalacağını bilmiyorum dedi. Yani bilgim yoktur dedi o konuda. Ama biz biliyoruz ki kafirler kesinlikle ebediyen cehennemde kalacaklar. Bu konu tereddüt etti, şüphe etti. Ben de ona sordum, sen bu inanıyor musun böyle bir şeye? Ya ben bilmiyorum dedi yani. Hiçbir bilgim yok. Ya inanıyorum, inanıyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok dedi yani. Sadık lahu sadık huva yani. Ya bu hada insan ma'da ve cehennem. Ya illa ma ta'allam avla ma sema'a kısada ana ehl kuffar, ehl cehennem. Lezine الكفار الذين في جهنم يلقون فيها خالدين فيها أبدا لا يخرجون من جهنم قال أنا ما كنت أعرف أن الكفار يلقون في جهنم خالدين فيها ما كان في أي فكر في هذا الموضوع فأظن أنه يسأل عن حكمه هذا إن كان ما سمع بالمرة من المسلمين أبدا قبل ذلك أن في دين الله في شرع الله الكفار يخلدون في نار جهنم ما كان سمع ذلك بالمرة فقال ذلك فكان أول مرة يسمعها فاعتقد الصغر هنا لا يضره هذا يعلم لأنه ما كان سمع هذا الشيء لا يعرف إلا السمع لا يعرف bu mesele dinleyerek yani ilim tahsil ederek birinden bilgi haber alarak öğrenilebileceği meselelerden olduğu için otomatikten kendi aklıyla bulabileceği bir şey değildir. Allah'ın bildirmesiyle bilinen bir şeydir. Bu kişi eğer hiç duymamışsa hayatında böyle bir şeyi Müslümanlarda bu kafirlerin cehennemde ebediyen kalacağını hiç öğrenmemiş, hiç duymamış, hiçbir tanıklığı, bir şahitliği olmamış bu konuda. Ve o anda, duyduğu anda tamam bu böyleymiş demek ki o olan bunu böyle kabul etti. O kafir olmaz. Küfre girmez. Öğretilir. Öğretilir. Ben dersin tamamen anlaşılması için bir iki örneği tekrarlamak istiyorum. Bu soru şeklinde, soru varsa soru sor. Kısa soru şeklinde tabii. Yorum yapma, bir vakit ver. Bu neticede İblis'in Abdülkadir Ceylani'ye son sözleri, yani ben 80 kişiyi yoldan çıkardım deyişindeki neticede müritleri demiyor yani. Şeyh ayarındaki bu insanları kastediyor. Burası biraz önemli gibime geliyor. Nokta-i hep bir tutmak dahi. Yani
ابنها شرح ووضحها وحتى تبين أكثر. اللي أضلهم إبليس 70 أو 80 شخص أضلهم أظنوا ما كانوا من المريدين، كانوا من المشايخ اللي يدعوا الأرشاد يدعوا المشيخة حسب مشربهم. ما أدري إن كانوا من المشايخ، إنما هو من أهل، هو ذكر قال أضلت 70 أو 80 من أهل هذه الطريقة، مراده من زعم أنه يسلك هذا الطريق لكن بدون علم، لأن الصوفي الحقيقي لا بد أن يكون عالما بصفات الله تعالى ومنزعا لله عما لا يليق به في الأصل. أما هؤلاء سلكوا ذلك الطريق بدون علم، يعني أرادوا أن يسلكوا، يعني قلدوا المتصوفة سلكوا طريقهم.